Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili izleyenler, siz sorun biz söyleyelim programıyla huzurlarınızdayız. Bu hafta inşallah Yavuz Selam hocamla beraber umre ile alakalı bir konuyu işlemeye çalışacağız. Bizler de inşallah değil mi hocam 15 günlük bir umreden daha henüz yeni geldik ayağımızın tozuyla. İnşallah bu programı yapmaya çalışacağız. Hocam evvela hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, Allah razı olsun. 15 günlük bir umre programı yapılmıştı hocam. İnşallah seyircilerimize bununla alakalı inşallah bir duygu ve düşüncelerinizi aktarıp ondan sonra diye konuma geçmek istiyorum İnşallah. Hocam. Peki yani gerçekten çok güzel bir umremiz oldu. 75 kişilik bir kadroyla beraber bir haftalık ve 15 günlük olmak üzere iki grup halinde böyle çok güzel bir umre yaptık. Allah'ım inşallah gerçekten gidemeyenlere en kısa zamanda gidebilmeyi nasip eylesin. Amin hocam. Gidenlere de tekrar tekrar gidebilmeyi nasip eylesin. Amin hocam. Gerçekten oranın lezzetini, oranın tadını alan kişi için böyle her an yani böyle sayısı şey olmaksızın insanı böyle çeken bir özelliği var bu Kabe'nin, Mekke'nin, Medine'nin. Allah'ım inşallah oralardan en güzel şekilde istifade edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Çok güzel geçti, çok bereketli geçti. Kıymetli hocamız Masum Bayraktar hocamızla beraber bu umredeydik. Hocamızın ama tavaflarında olsun, ama sayılarında olsun, ama dualarında olsun, ama işte akşam yatsı arasındaki işte o sohbetlerinde olsun. Çok böyle feyizli, bereketli bir sohbetle beraber umre yaşadık. Yani böyle ifadelerle gerçekten samimi söylüyorum. İfadelerle anlatılmaz yani ancak bunu hani kime sorarsak soralım nasıl birkaç kelimeyle belki bir şey anlatmaya çalıştır ama sonunda da şunu şöyle bağlıyor. Anlatılmaz yaşanır gerçekten. Yaşayan insan ama işi hakiki manada oranın lezzetini tadı alan insanların söylediği son ifade yaşayarak ancak anlaşılır. Böyle bir umremiz oldu. Gerçekten Rabbime şükürler olsun ki böyle bir umreyi bize nasip etti. Oraları bize nasip etti. Gidebilmeyi nasip etti. İnşallah Mevlam oraları tekrar bize nasip eder diyorum inşallah. Amin hocam. Allah razı olsun Allah diyorum. Razı hocam olsun. Konuma geçmeden önce iletişim bilgilerini ve mail inşallah adreslerimizi izleyenlerimize aktaralım. Sevgili izleyenler bu akşam inşallah Yavuz Selim hocamla beraber umre nasıl yapılır? Umre ne demektir? Umre kaça ayrılır? Oradaki yapılan vazifeler Mekke'de ve Medine'de belki hocam bir haftada Mekke'yi anca bitirebiliriz ve ikinci hafta Medine'ye geçilebilir ama bununla alakalı eğer sualleriniz olursa siz sorun biz söyleyelim @fmtv.com.tr mail adresinden telefon numaramız 0216-488-0488 telefon numaralarından WhatsApp mesaj yoluyla da 0534-387-5026 telefon numarasından mesaj yoluyla, WhatsApp yoluyla da bizlere umre ile alakalı merak ettikleriniz veya işte aklınıza gelen veya yeni gidecek bir kardeşim olur ya hani orada ben ne yapmam lazım, şu nasıl olur diye merak ettiğiniz suallerinizi bekliyoruz inşallah. Konumuz bu hafta umre. Hocam inşallah konuma başlıyorum. Tabii buyurun. Hocam çok şükür son senelerde hac ve umreye karşı özellikle memleketimizin halkını ve dünyadaki Müslüman kardeşlerimizin çok yoğun bir ilgisi var. Şükürler olsun. Çok şükür. Bu bizi gerçekten sevindiriyor yani. Gerçekten doğru. İslam'ın 5 şartından biri olan hac farizası tabii ki bunun yanında da umre ile alakalı çok güzel bir gelişmeler var. Rabbimize şükürler olsun diyoruz. Çok şükür. Bu taraftan bizi sevindirirken ama öbür taraftan da bakıldığı zaman hocam yani umreye özellikle hac ve umreye gidilirken çok böyle bilgisiz gidiliyor. Efendim oralarda yapılacak vazifeler belki oralarda öğrenilmeye çalışılıyor. Çok zorluklar çekiliyor. Bununla alakalı çok şeyler görülüyor. Bundan dolayı bu programımızda umreyi bize bir anlatabilir misiniz hocam? Umre ne demektir? Bununla alakalı bir giriş yapalım. Seyircilerimize ona göre gelen sualler veya diğer açılan sorularla beraber konumuzu devam etmiş olalım hocam. Şimdi gerçekten sizin de söylediğiniz gibi bu sene bilmiyorum yani tabii daha yeni geldik bir hafta önceki bir hadiseden bahsediyoruz. Yani özellikle Türkiye'den çok yoğun bilgi vardı. Yani tavaflarda olsun, saylarda olsun, otellerde olsun, alışveriş yerlerinde olsun baktığımız zaman yani sanki her tarafta böyle Türkçe konuşan Müslüman bizim Türkiye'den gelen kardeşlerimiz vardı. Çok yoğun bilgi vardı. Öncelikle bu çok sevindirici bir olay yani. Artık bizim Türkiye olarak bu işi sevdi yani. Türk halkı, memleketimiz yöneldi, bu işi sevdi. Bu işe yöneldi. Seviyor yani. Oraları gidip ziyaret etmeyi,
oralarda vazife yapmayı gerçekten seviyor. Bu sevindirici, bu güzel. Ama dediğiniz gibi işte buralara tabii insan belki de ömründe ilk defa gitmiş olabiliyor. Belki de ömrünün son zamanlarında, yani belli 40'tan sonra, 50'den sonra, 60'tan sonra, belli bir yaştan sonra gitmiş olabiliyor. Onun için buralarda yapılan vazifelerle alakalı. Şimdi umre dediğimiz zaman, umre bir kere Hanefi mezhebine göre ve Maliki mezhebine göre sünneti müekket olan, müekket bir sünnettir yani. Ama müekket bir sünnettir. Diğer mezheplerimize göre de ömürde bir defa yapılmak şartıyla farzdır. Şafii ve Hanbeli mezheplerimize göre. Yani demek ki Hanefi mezhebine göre ve Maliki mezhebine göre müekket bir sünnettir umre. Bu bir. İkincisi, peki umrenin zamanı var mıdır, vakti var mıdır diye aklımıza böyle bir soru gelecek olursa, hani biliyorsunuz haccın belirli bir tarihi var, belli bir vakti var. İşte Arefe gününden, kurban bayramı zamanında olan hadiseler. Ama umre için ömürde bir kere olmak şartıyla müekket sünnet dedik ya, herhangi bir zaman yoktur. Sadece şu parantezi yaparak, şu ayrıntıyı yaparak, Arefe günü, yani kurban bayramı Arefe günü ve kurban bayramının o dört gününde yapılması tahrimen mekruhtur deniliyor. Neden? Çünkü biliyorsunuz Arefe günü ve bayram günlerinde haç farizası yerine getiriliyor. Çok kalabalık, çok oralarda zaten haçla alakalı vazifeler yerine getirilmeye çalışılıyor. Bundan dolayı Arefe ve bayram günlerinin o dört gününde, bayram günlerinde umrenin yapılması, sadece umrenin, haccın umresini kastetmiyoruz, sadece tek başına umrenin yapılması tahrimen mekruhtur diyor. Ama onun haricindeki diğer zamanlarda istedilen zamanda yapılabilir. Ama faziletli olan, eftal olan, güzel olan, ha bir de iftaliyet bakımından bakacak olursak, Ramazan-ı Şerif ayında yapılması daha faziletlidir. Yani Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde yapılan umre, evet, daha tamam. Şeydir yani, hem Ramazan ayı hem ibadet ayı, misli misli ecrinin mükafatının karşılığı olduğu bir ay, Ramazan-ı Şerif ayında yapılması nedir? Daha faziletlidir. Bu da böyle. Bununla beraber umre dört aşamadan oluşuyor. Dört ne bileyim işte maddeden vazifeden oluşuyor veya dört kısmı var diyelim yani. Bunlardan birincisi ihram. Yani bir kişi umre yapmaya niyetlendiği zaman ilk yapacağı şey nedir? İhrama girmiş olması. İhram nedir? İsterseniz hemen oradan bir yavaş yavaş konuya başlamış olalım. İhram dediğimiz böyle iki tane bez parçasından, yani havludan oluşan, alt tarafımızı ve üst tarafımızı örten iki parça havludan oluşan bir ne diyelim, havlu. Altımızı ve üstümüzü örten. Buna rida ve izhar denilmiş. Üst tarafındakine rida, alt tarafındakine izhar denilmiş oluyor. Bu şekilde ihram giymiş oluyoruz. Ha, bu ihramı giyeceğimiz yer neresi? Yani insan tamam ihram giyecek. Mesela umreye niyetlendi, günü geldi, vakti geldi, havaalanına gidecek. İhramı nerede giyecek? Şimdi buradaki ayrıntı şu. Şimdi bizim Türkiye'den gidecek olan Müslümanların bir sınırı var. Yani ihrama girme sınırı var. Ne demektir bu? Yani bu sınır, diyelim ki şuraya bir sınır çizecek olursak, bundan öncesinde ihramsız olmanda bir sıkıntı yok ama bu sınırı, bu çizgiyi geçtiğin andan itibaren artık senin neyle olman lazım? Umre yapacak kişiler için söylüyorum, ihramlı olması lazım. Bizim bu sınırımızda Zat-ı Irk denilen Irak bölgesidir. Ha, bu Irak bölgesine, Irak sınırına ister hava yoluyla git, uçakla gidersen, İster karayoluyla git ama o sınıra geldiğin andan itibaren her Müslümanın, özellikle söylüyorum, Kabe'yi muazzamayı tabii ziyaret edecek kişiler için söylüyoruz. Yani umre vazifesiyle alakalı ne yapması lazım? O sınırı ihramlı bir şekilde ne yapması lazım? Geçirmesi lazım. Peki ihram nedir? İhramı da böyle biraz anlatalım. Şimdi ihramı giyeceği zaman, ihram dedik ya, iki parça havludan, iki parça bezden oluşan bir şeydir dedik. Onu giydiğimiz zaman onunla beraber içimizde ne olmayacak? Erkekler için tabii, bayanların ihramı üzerindeki şeyidir, kıyafetidir. Üzerinde dikişli elbise olmayacak. Ne demek? Yani iç çamaşırı olmayacak. Başını örtmeyecek. Ayaklarını ayakkabı veya terlik, önü kapalı olan terliklerle, yani terlik ve ayakkabı cinsinden kapalı olan terlik ve ayakkabı cinsinden ayakkabısını, ayağını örten ayakkabısı olmayacak. Bununla beraber sadece iki parça bez olacak. Çok önemli bir şeydir bu. Yani insan diyelim ki vefat ettiği zaman dikkat edersek, dünyada ne konumda olursan ol, ne kadar malın olursa ol, ne kadar zengin olursa ol, seni kabre koydukları zaman, baktığım zaman ne yapıyorsun?
iki parça kefenle beraber değil mi? Hiçbir şeyin olmuyor. Hiçbir şeyin yok. Kefene sarıyorlar seni böyle. Sarmaş dolaş koyuyorlar seni kabrine. Bak çok zenginsin ya, bunun çok malı vardı. Malıyla beraber gömüyor. Öyle bir şey yok ya. Makamı vardı. Ya şöyleydi, böyleydi, falancıydı, şuydu falan değil yani. Kefen beyaz değil mi? Bez parçası. Sarıyorlar seni, o şekilde koyuyorlar. Şimdi bunu anımsatmak. İhramın da özelliği bu. Yani ihram üzerine giydiği zaman, işte ya Rabbi ben bu ihramı giydikten sonra işte çoluğumdan, çocuğumdan, ailemden, malımdan, mülkümden, makamımdan, aklımızdaki her şeyden soyulup işte senin beytini, senin işte Beytullah'ını, Mekke'de Kabe'yi, işte Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Ravzasını ziyaret etme niyetiyle yola çıkıyorum, düşüncesiyle. Yani bütün dünyalık her şeyden soyulmuş oluyor yani. Yani ihramdaki anlaşılması gereken, alınması gereken ders budur. Her şeyinden soyutlanıp, her şeyi geride bırakıp sadece ve sadece Allah'a ibadet için, Allah'a zikir için, Allah'ı ne bileyim orada hatırlamak için, orada güzel vazifeler yapmak için ihram giyilmiş oluyor. Bu ihramın birinci aşaması olmuş oluyor. Ha burada dediğimiz gibi ihramı giydik. O iki bez parçasını giydik. Onu tabii giyilme şekilleri var. Orada zaten anlatıyor hocalarımız nasıl giyileceğini, nasıl şey yapılacağını. İhramı giydikten sonra iki rekat, tabii şeye niyet edeceğiz biliyorsunuz yani. Umre'ye niyet edeceğiz. Umre'ye niyet edeceğiz. Onu iki rekat namazını kılmış oluyoruz. Namazı kıldıktan sonra ihramla beraber ihramımızı giydik. İki rekat namazımızı kıldık. Genelde bu uçakla gidildiği zaman işte havaalanında, o havaalanının mescidinde yapılıyor bu. Namazdan sonra bu sefer niyet ediliyor. Artık umreye niyet yapılıyor. Umreye giydik, ihramı girdik. Ha illa ihramı havaalanında giyeceğiz diye öyle bir şart da yok. Mesela insan evinden ihramı giyip de havaalanına öyle şekilde gelebilir. Sıkıntı yok. Zaten niyeti de havaalanında yapılıyor. İhramı giydik, iki rekat namazımızı kıldık. Ondan sonra umreye niyet ediyoruz. Nasıl? Bu niyeti ister kişi kendisi için yapabilir. Yani ben ya Rabbi niyet ettim senin rızan için umre yapmaya, bana kolay eyle, benden kabul eyle. Bu umreyi ister kendine niyet edebilir, ister başka kişiye de, yani dünyada olsun, ahirette olsun fark etmez ama bir kişiye niyet edebilir. İki kişiye niyet olmaz yani. Yani kendisine niyet edebileceği gibi dünyada annesine, ve ahirette, annesi için, babası kocasına, için, kardeşine, kocasına, oğluna, neyse artık işte. Bayan kardeşlerimiz için aynı şey geçerli. Niyet edebilir yani. İlla umreyi kendi adına yapması şart değil. Niyetini yaptı. Ondan sonra namazı kılıp umre niyetini yaptıktan sonra artık ilk vazifeden, ilk aşama dediğimiz ihram yasakları başlamış oldu. İhramı giydik. İki rekat namazımızı kıldık. Niyetimizi yaptık. Umre niyetimizi yaptık. Artık ne başladı? İhram yasakları başladı. Nedir ihram yasakları? İşte artık ihram yasaklarının başlaması halinde kokulu bir şey kullanmayacak. Koku. Koku kullanmayacak yani. Artık bu aklımıza gelen herhangi bir koku cinsinden bir şey olabilir. Mentollü şeyler olabilir. Mendiller olabilir. Sabun olabilir. Koku kullanmayacak. İşte tıraş olmayacak. Tırnağını kesmeyecek. Saçını işte dediğim gibi tıraş etmeyecek. İşte dediğim gibi üzerine dikişli elbise giymeyecek. Ayakkabısını giymeyecek. İçerisine iç çamaşırını giymeyecek. Artık ihram yasakları bu şekilde başlamış oldu. Bunu maalesef çok kere anlatıldığı halde, hatta bu umrede de böyle hani insan anlatırken dinliyor. Yani böyle anlatırken ha bak böyle yapması ama şeye gelince unutuyor. Mesela diyelim ki ihramı giyiyorsun, o anda mesela bir abdest ihtiyacı duydun. Daha havalandayken şey yaptın veya şeye gittiğimiz zaman, işte Mekke'ye gittiğimiz zaman artık orada mesela bir abdest ihtiyacı duyduk. O anda insan ne yapabiliyor? Orada lavaboda elini yıkarken bir anda sabun kullanabiliyor. Bu olabiliyor yani bunlar ama gerçekten ihram yasaklarından en çok böyle başımıza gelen hadiselerden bu şey kullanmak. Bu ihram yasakları da bu şekilde başlamış oldu. İhramımızı giymiş olduk, niyetimizi yapmış olduk. Bu şekilde de umremizin ilk basamağı dediğimiz birinci basamağı bu şekilde yerine getirmiş olduk. Ve bu şekilde ne yapmış olduk? Diyelim ki uçağımıza bindik. 3-3,5 saatlik bir şeyden sonra, seyahatten sonra Mekke'ye, Cidde'ye iniyoruz o şekilde. Oradan işte Cidde'den artık şeylerimize geçiyoruz. Otellerimize geçiyoruz. Otellerimize geçtikten sonra eşyalarımızı bırakıyoruz. Bundan sonra da ikinci aşama dediğimiz tavaf olayı başlıyor. Tabii tavafa gelmeden önce mesela ne yapıyoruz? Hacı abilerimize, hacı kardeşlerimize, annelerimize, ablalarımıza şunu diyoruz. Mesela ilk defa gelenler için ve her zaman herkes için geçerli bu. Mesela artık Mescid-i Kabe-i Muazzam'ın içine giriyoruz yani. Mescid'in içine giriyoruz. İlk Kabe'yi gördüğümüz zamanki duamız kabuldür yani.
Oysa diyoruz ki herkes kalbinden niyetini yapsın, gönlünden niyetini yapsın. Çünkü gerçekten hele hele ilk defa gidenler için bakıldığı zaman Kabe'yi görmeye ilk görenler için bir bakıyorsun ki böyle yani ağlamamak, insanın kendisi kendini tutması çok zor. İlk defa görüyorsun, o belki de resimlerde, duvarlarda gördüğün o Kabe bir anda karşında simsiyah böyle. Nasıl bir dua yapılır hocam? Onda bir kardeşlerimize de böyle. Burada en çok tercih edilen İmam-ı Azam'ın Efendimizin yapmış olduğu bir dua var. Ya Rabbi yapmış olduğum bütün hayırlı duaların kabul olması için diye böyle en makbul dua budur. Toptan bir dua değil mi hocam? Toptan bir dua. Zaten bu dua yaptığı zaman bütün dualar içine girmiş. Ama hayırlı olan demesi ifadesi geçerli. Çünkü insan gerçekten dua isterken bile Kabe'de bile isterken insan farklı şeyler isteyebiliyor. Hatta duyduk bunları yani. Tuttuğu takımın şampiyon olması için adam dua ediyormuş yani. Onlar olacak işler değil tabii. Öyle değil de hayırlı olan bütün istekleri, dualarımın kabul olunmasıyla alakalı toptan böyle bir duayı tavsiye ediyoruz. Bu şekilde ihramlı bir şekilde, daha ihram üzerimizde tabii, Kabe'ye. Ha bu arada tabii ben en başta söyleyeceğim bir ifade var. Yani sonuçta biz bu ziyareti ne dedik? Umre bir ziyarettir dedik. Allah'ımıza bir ziyaret. Nasıl bir ziyaret? Mekke'de işte Züyufu Rahman deniliyor. Rahman'ın misafiri. Yani Allah'ın misafiri olarak biz ne yapıyoruz? Kabe'ye gitmiş oluyoruz. Dolayısıyla Kabe bütün haşmetiyle, bütün böyle şeyle, heybetiyle karşımızda. O şekilde kalbimizden, gönlümüzden ne yapıyoruz? Dualarımızı yapıyoruz. İlk vazifeden sonra ikinci vazife dediğimiz artık neye geliyor? Tavaf vazifesine başlamışlar. Yani umrenin ikinci basamağı, birinci basamağı ihram dedik. İkinci basamağı da tavaf. Peki tavafa başlamak için ne yapıyoruz? Tavafın başlangıcı biliyorsunuz Kabe böyle kare olan bir yer. Dört tane köşesi olan bir yer. Hacerül Esvet köşesi olan, Hacerül Esvet'in yani bulunduğu köşeden şeye başlamış oluyoruz. Tavafa başlamış oluyoruz. Mescide girdik, Mescid-i Haram'a girdik, Kabe'ye girdik. Ne yapıyoruz? Tavafa başlayabilmemiz için Hacerül Esvet'in bulunduğu köşeye geliyoruz. Tabii şimdi çok kalabalık olduğu zaman Kabe'ye çok yakın yerlerden tavafa başlama olmayabiliyor. Onun için ne yapmışlar? Böyle bir çizgi çizmişler. Yani Hacerül Esvet'in bulunduğu köşeden ta o tavaf yapılan alanın sonuna kadar böyle bir siyah bir çizgi çizmişler ki tavafın başladığı yer belli olsun diye. Hatta oraya bir ışık koymuşlar. Yeşil ışık deniliyor ona. Yani yeşil ışığın başladığı yerden tavaf başlamış oluyor. İşte oraya kadar geliyoruz. İhramlı bir şekilde o şekilde geliyoruz. Ve artık neye niyet ediyoruz bu sefer? Tavafa niyet ediyoruz. Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için yapmış olduğum umrenin tavafını yapmaya. Bu şekilde de tavaf olayını başlatıyoruz. Ne yapıyoruz? Eğer yakındaysak, öpme imkanımız varsa Hacerül Esvet'i işte ellerimizi tutarak öperek. Yani Hacerül Esvet'i öpüp o şekilde tavafa başlıyoruz. Ama tabii bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Çok yoğun kalabalık dedik. Ne yapıyoruz? Ellerimizi böyle kaldırarak uzaktaysak Hacerül Esvet'e doğru istilam deniliyor bile. Selamlama deniliyor buna. Ellerimizi Hacerül Esvet'e doğru kaldırarak işte Bismillahi Allahu Ekber ve Lillahi Hamd ve elimizin içini öpüyoruz. Yani elimizin içini öpmek Hacerül Esvet manasında yani. O şekilde ne yapmış oluyoruz? Tavafı başlatmış oluyoruz. Peki tavaf ne? Bir kere döndüğümüz zaman buna ne deniliyor? Ne diyor? Şaf deniliyor. Yedi kere döndüğümüz zaman bakın şeyde de şey yapıyor inşallah Kabe'yi de oradan gösterebilirsek. Yedi kere de dönüldüğü zaman buna bir tavaf deniliyor. Yani her dönüşe şaft 7 kere döndüğüm zaman bir tavaf olmuş oluyor. Bu şekilde de tavafımızı yani ikinci şey dediğimiz aşama dediğimiz tavafımızı yapmış oluruz. Tabii bu tavaf esnasında dönerken neyi var? Bunların kendine göre duaları var. İlla şu duayı bu dua okuyacaksın diye bir mecburiyet yok ama kalbinden, gönlünden gelen her türlü dua yapabiliyorsunuz. Peki tavafın şeyi ne? Yani şimdi sonuçta hocam, burada canlı olarak yayınlıyormuş arkadaşlar. Allah razı olsun. Öyle mi? Şu an canlı mıymış ben burası? Evet, canlı olarak. İyi maşallah. Teşekkür ediyoruz. Canlı anlatım ediyoruz. Olmuş oluyor yani. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu da bir heyecan katmış oldu elhamdülillah. Şimdi bu da şu. Peki tavaf yaparken tavaftaki şeyimiz ne? Yani gayemiz ne? Yani oradaki dönmemizdeki hikmet ne? Sebep nedir? İnsan aklına gelebilir. Bu da çok önemli. Yani şu. Şimdi bir insan diyelim ki bir ihtiyacı olduğu zaman o ihtiyacını karşıdaki mesela bir ihtiyacı var ve onu karşıdakine ne yapması lazım?
o ihtiyacını alacak kişiye kendini göstermesi lazım. Yani ne demesi lazım? Ya bak ben buradayım yani bu ihtiyaç benim böyle bir ihtiyacım var. Onu ona sunuyor değil mi yani? O ihtiyacını o kişiden almak için onu kendini orada göstermiş oluyor. İşte burada da aynı şekilde Kabe'de de şu anda gözüküyor zaten dikkat edersek. Tam da Hacer-i Esved köşesi zannedersin burası. Değil mi? O köşe tam tavafın başladığı herhalde köşe olması lazım. Evet. Yani nasıl ki bir insan bir ihtiyacı olduğu zaman kendini o ihtiyacını alacak kişiye gösteriyorsa işte bizim de burada Kabe'de o dönüş esnasımızda ne diyoruz? Ya Rabbi biz ancak senden isteriz. Ya Rabbi benim şöyle ihtiyacım var. Ya Rabbi yani dedi ki işte kendini Mevla'ya göstermiş oluyor. Kendini Mevla'ya sunmuş oluyor. Şimdi bakın burada çok önemli bir bilgi veriyorum size. Şimdi dikkat edersek Kabe bizim için nedir? Kıblegahımızdır değil mi? Ama Kabe'yi biz böyle bir ne bileyim bir beton yığını, bir siyah bir örtü, bir cismani olarak bir şey düşünmeyeceğiz yani. Çünkü her an Rabbimizin her an tecelli etmiş olduğu bir yerdir Kabe. Yani biz kıbleye doğru Kabe'ye doğru döndüğümüz zaman o Kabe'nin kendi cismani şeyine dönmüyoruz. Aslında oradaki dönmemizdeki gaye nedir? Rabbimize gönlümüzü, kalbimizi, bedenimizi çevirmiş oluyoruz. Evet. Çünkü niye? Her an ne yapmış oluyor? Mevla Teala'nın orada tecellisi olması hasebiyle Rabbimize gönlümüzü çevirmiş oluyor. Yoksa eğer Mevla Teala'nın oraya tecellisi olmasa haşa sanki böyle bir taşa değil mi? Oradaki bir duvara kalbimizi, gönlümüzü, bedenimizi çevirmiş olup o da tabii şey değil. Demek ki gaye nedir? Burada Rabbimize gönlümüzü çevirmiş oluyoruz. Dolayısıyla buradaki şey nedir? Buradaki tavaf yapma esnasında ne yapıyoruz? Ya Rabbi. Kapına geldik, huzuruna geldik, beytine geldik, Kabe'ne geldik. Burada tavaf yapıyoruz, boynumuzu büktük ya Rabbi. Senden istiyoruz ya Rabbi, senden başka kimseden bir beklentimiz yok. Ama dünyalık ama ahiretlik bütün isteklerimiz sanadır. İşte beytine kadar geldik bir şey yok üstümüzde. Hiçbir şey yok üstümüzde tamamıyla. Değil mi yani? İhramlı bir şekilde iki bir tane bez parçasıyla geldik. Çoluğumu bıraktım, çocuğumu bıraktım, ailemi bıraktım, memleketimi bıraktım, yurdumu bıraktım. Kapına geldim, beytine geldim. Yani bunları artık kalbinden, gönlünden bu şekilde düşünerekten sadece ve sadece ne yapıyor? Mevla'dan bekliyor. Bu şekilde de ne yapmış oluyor? 7 kere döndükten sonra her birine bir şaf demiştik. Bu şekilde tavafını da ne yapmış oluyor? Bu şekilde tamamlamış oluyor. Tabii burada tavaf yaparken biliyorsunuz o tavaf yaptığımız esnada oralarda nice peygamberlerin kabirleri var. Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın değil mi? Hazreti Hacer Validemizin, nice Allah dostları, nice geçmiş peygamberlerin kabirlerinin de bu civarda olduğu söyleniliyor. Yani şurası burası denilmiyor ama bu civarda olduğu söyleniyor. İşte bu tavafı yaparken de işte onun da tefekkürü içerisinde olmak lazım. Yani bu burada ta Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar nice peygamberler geldiler. Buralarda ne yaptılar? Vazifeler yaptılar. Şurada belki de tavaf yaptığım, üzerine bastığım o tavaf alanında belki de nice peygamberlerin kabirleri var. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem gelmiş burada ne yapmış? Burada vazife yapmış. Ya nice Allah dostları gelmiş burada da vazife yapmış. Bunun da bilincinde, şuurunda olarak da tavafımızı o şekilde yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde de ne yapmış olduk? Tavafımızı yani umremizin ikinci basamağı olan tavafımızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Bitti mi? Şu an ikinci basamağı şu anda. Bitmedi. Umrenin birinci basamağı ihram dedik. İhram dedik. İkinci basamağı tavaf. İkinci basamağı evet. Tavaf dedik. Tavafımızı da bu şekilde tamamladık. Ondan sonra iki rekat tavaf namazı kılıyoruz. İki rekat nasıl ki umreye niyet etmeden önce iki rekat namaz kıldıysak burada da aynı şekilde iki rekat tavaf namazı kılıyoruz. Hocam burada bir şey sormak istiyorum. Şimdi umredeydik. Bir tane teyzemiz geldi. Oğlum de her şafta namaz kılmam mı gerekiyor? Bunu da özellikle açıklarsanız. Yok. Her tavaf için, her tavaf için 7 tane dönmek bir tavaf demiştiniz. Evet. Her tavaf yani 7 kere döndüğümüz zaman bir tavaf demiştik ya. Her tavaf için 2 rekat. Ama her tavaf için tabii 2 rekat kılmak. Her şaft için değil yani. Her şaft için değildir tabii. 2 rekat tavaf namazı kılıyoruz. Ha bu tavaf namazını mesela oldu ki o arada mesela işte öğle namazı geldi, iki namazı geldi. Ya illa hemen tavafın peşinde yapmak şey değil. Ya mecburiyet yok. Namazını kılarsın. O anda mesela cemaatle kılınıyor biliyorsun orada. Namazdan sonra yine tavaf namazı. Şimdiden sonra herhalde kerahat tabii. Nafile bir namaz olduğu için kerahatı da bırakmamak lazım. Tavaf namazımızı kıldık. İhramımız yine üzerimizde. Ne yaptık? Tavafımızı yaptık. Ondan sonra Safa ve Merve dediğimiz Safa ve Merve arasında biraz önce de zannedersem evet burası. Safa tepesini gösterdim. Evet şu an biraz önce de gösterdiler orayı. Safa ve Merve arasında üçüncü basamak dediğimiz, üçüncü aşama dediğimiz sa'y yapıyoruz. Nereden başlıyoruz? Önce Safa tepesinden başlayıp o şekilde 7 kere.
Yani 4 gidiş 3 geliş olmak şartıyla 4 gidiş 3 geliş olmak şartıyla 7 kere Safa ve Merve arasında da 3. basamak dediğimiz umremizin sa'yini yapmış oluyoruz. Buradaki hikmet de nedir? Neden yani burada işte bu 7 kere gitme gelme olayı? Bunun sebebi de şu. Biliyorsunuz Hacer validemiz burada tabii çok hikmetler var. Sare validemiz aslında kendisi İbrahim Aleyhisselam'a, kendi hizmetçisiydi biliyorsunuz, köle cariyesiydi. İbrahim Aleyhisselam'a çocuğu olmadığından dolayı Hacer validemizi kendisi hediye etmişti İbrahim Aleyhisselam'a. Tabii ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'la evlendikten sonra biliyorsunuz malumuz işte oralar çok fazla deforada girmeyelim. Çocuğu olmadığından dolayı teklif etti yani kendi cariyesini, hizmetçisini teklif etti ve evlendiler İbrahim Aleyhisselam ve çocukları İsmail Aleyhisselam oldu. Ama belli bir zaman sonra işte hikmetiyle kadınsı hislerden dolayı kıskandı Hacer validemizi, Sare validemiz. Kıskandı. Kıskanca dedi ki istemiyorum dedi. Onu götür dedi. Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'a da dedi yani Sare'nin dediğini yap dedi yani. Götürmesini de Allah Celle bizzat emretmiştir yani. Sonra ne yaptı? İbrahim Aleyhisselam getirdi çocuğunu. İşte 1,5 yaş diyenler var, 2 yaş diyenler var. Ya çok küçük yaşlardı yani. Daha böyle yani ufak yaşlarındayken nereye getiriyor? Kabe'nin tam bulunduğu yere getiriyor. Çölün ortasına. Çölün ortasına. Suyu. Ya şurayı anlatmak istiyorum ya. Diyor ki yani aslında İbrahim Aleyhisselam'ın içi parçalanıyor yani. Düşünebiliyor musun? Ufacık bir çocuk yanlarına biraz su, biraz ufak tefek işte çok böyle belki de birkaç günlük veya çok az bir böyle şey erzak diyelim yani. Çok az biraz da böyle ne? Su. Azık diyelim yani. Bırakıyor ve hiçbir şey demeden dönüyor gidiyor yani. Düşünebiliyor musunuz ya bu zamanda? Sen şimdi almışsın hanımını, hanımı ve çocuğuyla beraber bıraktı yani. Gidiyorsun böyle dağ başında bir yere, kuş geçmez, keran geçmez bir yere bırakıyorsun. Sonra da hiçbir şey demeden çıkıyorsun. Ne yaparlar bizi bugün? Selim Hoca ne diyorsun? Kapıya koyarlar mı? Yani bir acayip bir teslimiyet. Yani gerçekten Allah'ım inşallah Hacer validemizin o teslimiyetini bize nasip etsin. Sormuş yani. Ama hocam bunu sana Allah mı emretti? Evet diye. Onu anlatacağım. Sonra tam geriye dönüp de gidince demiş ki Hacer validemiz. Ya İbrahim nereye gidiyorsun? Yani bizi böyle çölün ortasında o ufacık çocuğumla beraber bırakıyorsun. Bunu sana Allah mı emretti? Evet bunu bana Allah emretti deyince tamam diyor o zaman sen gidebilirsin. Allah'ım şu teslimiyeti bize nasip eylesin ya. Tamam sen gidebilirsin. Allah sana bunu emrettiyse Allah bizi burada zayi etmez. Allah'ım inşallah bu teslimiyeti nasip eylesin. Birinci teslimiyet bu. Ondan sonra tabii suları bitiyor. Ufacık çok ufak bebek ağlamaya başlıyor. Çöl sıcak var. Artık suzuktan ağzı damağı birbirine yapışıyor. Dolayısıyla Hacer validemiz önce Safa tepesine. Yani o ağlayan çocuk ağlamaya başlıyor tabii susuzluktan. Bu sefer çıkıyor şeye Safa tepesine. Amacı ne, derdi ne? İşte oradan belki biraz da yüksek bir yer ya o zaman biraz tepe yani çok da yüksek dağ demiyor ama tepe. Oradan çıkıp böyle civardan geçen işte bir ne kervan geçer, bir kafile geçer de onlardan su isterim gibilerinden. Ve bu şekilde tam 7 kere Safa ve Merve arasına gidip geliyor yani. Ha o arada şey var dikkat edersek hani iki tane yeşil ışık var orada biraz da hızlanıyoruz erkekler olarak kadınlar değil de erkekler olarak hızlanıyoruz. Hervele deniliyor ona o hızlanmamıza. Onun da sebebi şu tam o iki yeşil ışık arasına yani Safa ile Merve arasına gidip geliyor ya Hacı validemiz. O iki ışık yeşil ışık arasına geldiği zaman Hacer validemiz şeyde bıraktı ya Kabe'nin şu an bulunmuş olduğu yerde bıraktı ya İsmail Aleyhisselam'ı. İsmail Aleyhisselam göremiyor yani. Ya bir taraftan böyle Safa'dan Merve'ye doğru gidiyor ama öbür taraftan da hani evladımı niye göremiyorum? O anda demek ki artık önünü bir şey kesiyor. Biraz böyle hızlı hızlı koşarak gidiyor ki acaba çocuğuma hani o zamanki şartlarda işte bir yırtıcı kuş veya herhangi bir zarar gelir mi düşüncesiyle beraber biraz hızlanıyor orada. Dolayısıyla buradaki Hacer validemizin o iki yeşil bulunduğu yerde hızlanmasından sonra böyle koşar adım yapmasından dolayı biz de orada ne yapıyoruz? Onun bu hareketini orada yapmış oluyoruz yani. Dolayısıyla say dediğimiz olay da bu şekilde. Ha bunun tabii şeyinden önce saya başlamadan önce niyeti var. Ya Rab niyet ettim senin rızan için yapmış olduğum umrenin sayini yapmaya diye niyet ediyoruz. Kabe'ye doğru dönüyoruz. İstilam yapıyoruz. Tekbirlerle beraber, salavatlarla beraber. O şekilde de sayimizi başladık. 7 kere gidip gelmiş oluyoruz. Nerede? Safa ile Merve arasında. Bu şekilde de umremizin üçüncü şeyini aşamasını tamamlamış oluyoruz. Peki neticesinde ne oldu? En sonunda tam yedincisinde
şey gelince, Hacer validemiz gelince bakıyor kimse yok. Ama Hacer validemizin o istemiş olduğu o içinin yanmasından dolayı, o isteğinden dolayı Rabbimiz Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Bakın çölün ortası ya. Mantık almaz değil mi ya hocam? Bunu ya? Özellikle akıllı onu söyleyeceğim. Hani olayları hep böyle aklıyla, fikriyle, mantığıyla anlamaya çalışan tipler var ya. Burayı çok iyi anlamaları lazım. Çölün ortasında ya bırak suyu, Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Dünyadan değil ha Selim Hoca. Cennetten, cennetten. Allah bize ne gönderiyor? Ma'u zemzem bima şuribele. Zemzemi gönderiyor. Zemzem ne? Zemzem hangi niyetle içilirse mutlak o niyeti kabuldür. Zemzemi gönderiyor. Nereden? Cennetten. Ne zaman? Ta o zamanda İbrahim Aleyhisselam zamanından şu zamana kadar ve kıyamet sabahına kadar da devam edecek. Kaynağı neresi? Menbaı neresi? Cennet. Yani Allah için zor bir şey yok ya. Senin yeter ki kalbin yansın, gönlün yansın. Allah senin için bugün aynısı, o dağın çölünden yani. Değil mi? O çölden sana ne yapar? Cennetinden su gönderir. Bugün de aynı. Yeter ki isteğimiz ne olsun? İsteğimiz Rabbimizden Allah olsun. Allah bizi zayi etmez diye Mevlasına teslim ya. Oldu. Ne yapar? Yani Cebrail Aleyhisselam'ı gönderir, kanadıyla bir vurur, sana oradan ne yapar? Cennetten su fışkırtır yani. Hatta orada Peygamber Aleyhisselam diyor ki Allah diyor Hacer'e rahmet etsin diyor. Eğer diyor Hacer validemiz şimdi oradan su çıkmaya başladığı zaman zemzem demiş yani dur demiş yani böyle etrafını çevirmiş yani. Niye? Hani su dağılıp da çocuğuma belki suyu alamam diye. Eğer diyor o Hacer validemiz o suyu öyle etrafını çevirip de öyle yani küçük bir şey etraf çevirmeseydi dere gibi olup gibi akıp gidecekti diyor yani Peygamber Aleyhisselam. O derecede kaynağı menbaı cennet de yani. Cennet yani. Hani zemzem ifadesi öyle oradan geliyor. Zemzem demiş yani o suya dur demiş. Ondan dolayı bugün ona zemzem suyu deniliyor yani. Demek isteyeceğim şu. Sen Allah için. Sen ne bileyim isteğin Allah olursa, niyetin Allah olursa, düşüncen Allah olursa Mevla sana cennetinden her yerinden suyunu da gönderir. Peki biz orada ne istedik? Biz orada bugünkü gençliğimizin imanı için. Yani bugünkü gençliğimizin her türlü dini konularda rahat bir şekilde, bilinçli bir şekilde İslam'ı yaşayabilmeleri için dualarımızı, kendimizi o dua niyete aldık. Gençliğimizi en güzel şekilde Allah yolunda yetiştirip o şekilde dine hizmet edebilmeleri noktasında çok dualar yaptık elhamdülillah. Bu da neydi dedik kısacası? Üçüncü basamak dediğimiz sa'yimiz, Safa ve Merve arasında sa'yimizi bu şekilde yapmış olduk. Bitti mi bitmedi son şart, yani son kısım. Dördüncüsü de tıraş. Tıraş da dediğimiz ne yaptık? İhramımızı giymiştik, tavafımızı yaptık, iki rekat tavaf namazımızı kıldık. Geldik Safa Merve arasında sa'yimizi yaptık. Ondan sonra da sa'yı bitirdikten sonra tabii bir duası var onun. Safa Merve arasında tam öyle Kabe'ye dönük bir şekilde duasını yapıyoruz. Duasını yaptıktan sonra da son aşama dediğimiz tıraşımızı olmuş oluyoruz. Tıraşın da iki şekli var. Eftal olan saçımızı usturaya vurmak, kazıtmak yani. Hatta bununla alakalı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde sahabe-i kiram efendimize buyurmuş ki Allah muhallikine rahmet etsin. Muhallikin demek saçını hani kazıtan, usturaya vuran, tıraş eden. Sahabe-i kiram efendimiz hemen demiş ki ya Rabbi mukassirine bir şey yani, yok mu? Mukassirin yani saçlarını kısaltan demektir yani. Hani usturaya değil de kısaltan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine Allah muhallikine rahmet etsin. Yine sahabe-i kiram efendilerim ya Resulallah mukassirine bir şey yok mu? Üçüncüsünde ya Rabbi mukassirine bir şey yok mu? En son dördüncüsünde Allah mukassirine de rahmet etsin. Buradan şu anlaşılıyor yani. Yani üç keresinde muhallikin, dördüncüsünde mukassirin demesinin sebebi yani orada ya ne olur be mübarek ya. Ömründe bir kere gitmişim belki de veya birkaç sefer gitmişsin. Ya Allah için bir saçını da artık ne yap orada? Değil mi yani? Millet canını verir. Ya millet canını verirken sen orada ne yapıyorsun? Bir saçını da feda et. Olmaz mı? Hocam, ya inan veremiyorlar ya. Gördük yani. Yani yaşı başlı çok da ileride olan insanlar saç sevgisi. Bana ne der? Şey. Şimdi çevrem ne der? İş yerimdekiler ne der? Şunu ya ne derse desin ya. Umre'ye gelmişsin işte. Umre'ye gittiğini de biliyor herkes. Umre'nin bir nişanesi olsun ya desinler ki ha bak Umre'den geldi saçını tıraş etmiş. Çok da güzel yakışıyor. Yani böyle
tıraş ettiğiniz zaman bir de oranın vermiş olduğu o ibadet şeyle insanın yüzü böyle nur gibi oluyor. Ben yani anlaşılıyor yani. Bir insanın mesela bak eğer gerçekten güzel bir ibadetini ona dikkat ettiyse yüzünde çok tatlı bir nur oluyor yani. Onun için yani orada tabii yani bu kastirin için saçını kısaltan için de sonuçta yine umreden vazifelerini tamamlamış olur ama efsal olan saçını tıraş etmektir. Ona da dikkat etmek lazım. Özellikle kadınlarda bir tutam değil mi hocam şey olarak? Kadınlarda saçının herhangi bir yerinde böyle bir şey almaları yeterlidir yani. Kısaltmak da dediğimiz gibi dörtte bir dediğimiz veya işte ölçülü bir şekilde dörtte bir artık neresinden o şekilde kısaltmış oluruz. Ama en güzeli en faziletlisi tıraş olmak demiştir. Ve bu şekilde de ne yapmış olduk? Dördüncü aşamayla beraber umrenin artık vazifelerini tamamlamış olduk. Bu şekilde de artık nereden çıkabiliyoruz? İhram yasakları bitmiş oluyor. Yani artık bundan sonra ne bileyim işte her türlü normal hayata dönmüş oluyoruz yani. Yani artık koku kullanmamızda bir sıkıntı yok, tıraş olmamızda, tırnaklarımı kesmemizde, evli olanlar için işte cinsi münasebette. Bunun artık normal hayata dönmüş oluyoruz. Bundan sonraki zamanlarda da artık normal şeye devam ediyoruz. Tavaflarımıza devam ediyoruz. Artık üzerimizde ihram yok. Umreyi tamamlamış olduk. Umre vazifemizi tamamlamış olduk. Bundan sonra normal artık tavaf vazifelerimizi yapmış olduk. Bundan sonra da en çok Mekke'de yapılması gereken en önemli ibadet tavaftır yani. Yani insanın nafile ibadetler arasında orada bu şeyinde en önemlisi tavaftır yani. Yapabildiği kadar. İnsan diyor peki sallallahu aleyhi ve sellem 50 tane tavafı yapan kişi umrede Kabe'yi 50 kere tavaf eden kişi annesinin karnından tertemiz olduğu bir şekilde memleketine döner. Onun için yani en azından ilk gidenler için söylüyorum. En az bir 50 tavafı tamamlamak lazım. Tabii şimdi eskisi gibi değil. Bayağı bir kalabalıklaştı. Eskiden kolaydı ama şimdi biraz zor. Kolay demiyorum yani. Ama en azından ilk gidenler için söylüyorum. Bu 50 tavafı yapmak lazım. Bu şekilde de umre vazifemizi tamamlamış oluyoruz. Artık orada bir hafta ne kadar kalacaksak, kaç gün kalacaksak normal 5 vakit namazlarımızı artık Kabe'de kılmış oluyoruz. Dediğim gibi tavaflarımıza mümkün olduğu kadar ağırlık vermiş oluruz. Elhamdülillah biz orada 3 tane umre yaptık. Normal buradan giderken bir umre yaptık. Bir tanesini Arafat'tan hem ziyaretlerimizi yapmış olduk. Arafat'ta ihramla beraber gidip Arafat'tan ihrama girip o şekilde ikinci umremizi yaptık. Bir tane de şeyden yaptık. Cuarane Mescidi'den yaptık. Çok şükür yani çok kısa bir zamanda belki de 3-4 gün içerisinde veya 4 gün içerisinde 3 tane umreyi bu şekilde yapmış olduk. Çok bereketli oldu, güzel oldu elhamdülillah. Rabbimize şükürler olsun. Memnunum inşallah bütün kardeşlerimize bu umreyi nasip eylesin. Ama şunu bilmek lazım. Biz şimdi umreye gitmeden önce gideceğimiz arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle, abilerimizle beraber seminerler yapıyoruz. Hocamız, kıymetli hocamız genelde bu seminerleri hocamız verir. Yani bu seminerlere mutlaka katılmak lazım. Mesela burada daha gitmeden önce birkaç gün öncesinde toplanıyoruz mesela. İşte ne zaman gideceğiz, hangi günler nereleri ziyaret edeceğiz, kaç tane umre yapacağız. İşte aynı burada anlattığımız gibi ihram nedir, tavaf nedir, say nedir, tıraş nedir, vazifeler nedir, işte Mekke bölümü, Medine bölümü. Buradan özellikle şunu tavsiye ediyorum. Seminere katılan bir kardeşimizle, abimizle seminere katılan arasında çok fark ediyor yani. Gerçekten seminerlere mutlaka katılmamız lazım. Ondan sonra orada sanki ilk defa dinlemiş gibi, ilk defa işte zaten ilk defa dinliyor da ama seminere katılmadığı zaman onun eksikliğini orada görüyoruz yani. Onun için ona seminerlerde katılmaya dikkat etmemiz lazım. Hocam birkaç tane mailimiz var inşallah onları okumaya çalışalım. Programda yavaş yavaş sonuna gelmek durumundayız. Bir izleyenimiz ihram yasaklarından birini ya da birkaçını unutarak yapmanın cezası nedir diyor hocam. Şimdi burada tabii ihram yasakları dediğimiz nedir? Mesela işte koku kullanmışsa nedir o koku? Eğer bir uzvunun tamamını, mesela diyelim ki elinin birkaç tane parmağını değil de tamamını yıkamışsa ne gerekir? İşte kurban gerekir. Küçük bahsettiğimiz işte kurban gerekir. Mesela bunun haricinde işte dikişli elbise giydiyse, saçını tıraş ettiyse, cima yaptıysa mesela o da çok önemli. Unutarak mesela, gerçi unutarak unutmaması fark etmiyor. Dikişli elbise olayı mesela giydiyse. Bununla beraber bunlar da hep şey gerekir. Ne gerekir? Küçük yani kurban gerekir yani. Ama o, çok basit mesela. Mesela diyelim ki tıraş olmamış da işte sakalıyla oynarken mesela tüy düşmüş mesela. İşte bunlar basit şeylerde de ne gerekir? Sadaka gerekir yani. Bunlara da o şekilde dikkat etmek lazım. Hocam burada çok önemli umre aslında genel yayılan bir şey ama
önemli bir soru sormuş kardeşimiz. Allah razı olsun. Bir kadın diyor eşi vefat etmişse diyor kız kardeşiyle umreye gidebilir mi mahrem olarak? Yok, kız kardeş mahrem değildir. Çok önemli konu. Tabii burada da dediğimiz gibi hac ve umrelerde kişinin yanında neyi olması lazım? Mahremi olması lazım. Kız kardeş de mahrem değildir. Erkek olması kimdir lazım. Hocam mesela kimle gitmesi mesela lazım? Kim olması lazım? Beyi olmayan bir kişi için. Oğlu olabilir, damadı olabilir, kardeş amcası, olur. Dayısı, kardeşi, babası, yeğeni mesela kendisine mahrem olan. Yani yanında götürecek kişi kimdi? Kendisine mahrem olan kişilerle şey olabilir. Ama kadın kız kardeşi kadın mahrem olmaz şey olamaz yani. Onunla beraber umreye gitmesi mahrem yerine geçmez yani. Evet hocam yine bir sorumuz. Borç para alarak diyor umreye gidilebilir mi diye bir soru var hocam. Şimdi borç para derken yani zaten umre dediğimiz gibi sünnettir, farz değildir. Değil, evet. Yani bir farz gibi illa yapman gereken bir şey değildir ama illa da ben gideceğim, üzerime farz olmadığı halde oraları ziyaret edeceğim, oraları göreceğim düşüncesiyle beraber birinden borç alıp da umreye gitmek olur yani olmaz diye de bir şey yok. Gerçekten de gitmek lazım. Bir de şunu da söyleyeyim yani. İlla umre veya hac oraları yani oralara gitmek için bir mecburiyet mi olması lazım? Bakın samimi söylüyorum Selim Hocam, beraberdik biliyorsunuz yani. Ya oralara gitmek isteyen kişi yani... Ne diyor mesela geldiği zaman Allah'ım bana bir daha nasip etsin. Niye? O lezzeti almış, o tadı almış, o güzelliği görmüş, o Kabe'nin o güzelliğini almış. Mesela Kabe'de Mevlamız'ın misafir olmuş. İşte Medine'de dediğimiz gibi Peygamber'in misafir olmuş. Yani onun için borç para alınıp da gidilmesi bile yani çok güzeldir yani. Gitmek lazım ya. Ya bugün insan ne paraları, nerelerde, ne fuzuliyelerde evet, dünyanın paraları harcanıyor yani. Tatillerde, şuralarda, buralarda yani. Gitmek lazım. Çok pişman olur be insan ya. Dünya gözüyle bir görmek yani lazım. Görmek lazım. Pişman olur. Yani buraları görmeden ahirete yani durumu hali vakti yerine oldu. Buraları görmeden ahirete giden kimse ahirete pişman olacaktır ya. Onun için yani gitmek lazım. Görmek lazım. Allah'ım inşallah bütün kardeşlerimize oralara gidebilmeyi nasip eylesin. Amin hocam. Oraları ziyaret edilmeyi nasip eylesin. Hocam inşallah. Memleketimizde şöyle bir anlayış var. Ama son zamanlarda konunun başında da zaten biraz değindiniz ona. Yani Türklerin bayağı bir memleketimizdeki insanların yani emekli olunca gideyim, işte yaşım 40-50'yi geçtikten sonra gideyim. Böyle bir düşünce var. Bu doğru bir şey mi hocam yani? Gerçi gidince iş değişiyor düşünce de. Ya gitmeden önceki kardeşlerimize bunu nasıl... Şimdi bizim bu gittiğimiz umre sömestr tatiline denk geldi. Yani şunu anlatmak için söyledim. Çok kalabalıktı. Yani sanki bu umre bir haçtaki kalabalık kadar kalabalık vardı yani. Tavaf yapıyoruz. Tavaf esnasında ne aklıma geldi biliyor musunuz? Ya bir yaşlı kişi diyelim ki... İşte 70 yaşında, 80 yaşında ayakta duramıyor, yürüyemiyor hastalığı var. Burada nasıl yapacak düşündüm. Biz bile zorlanmışız. Ya yani. Ben kendi adıma söylüyorum gerçekten zorlandım yani. Ha zorlandım derken tabii çok şükür sıhhatimiz yerinde ama yani yaşlı insanın yapacağı iş değil yani. Buralar genç işi. Buralar genç işi. Hac umre genç. Hele hac bir kere genç işi de ama umre de artık eskisi gibi kolay değil artık yani. Bayağı bir kalabalıklaştı yani. Ya yani onun için bunlara yaş sınırı koymayalım. Haccın umrenin yaş sınırı olmaz. Yani bence tam tersinde gençken gidilmesi lazım. Gençken oralardan istifade edilmesi lazım. Oraların görülmesi lazım ki insan o oradan almış olduğu o feyizle, o düşünceyle beraber kendine ne versin? Bir çeki düzen versin, hayatına bir çeki düzen versin. Umre genç işidir. Hac tamamen genç işidir. Ondan sonra elin tutmuyor mübarek, ayağın tutmuyor, ayakta duramıyorsun. Ha o onlar gitmez manasında demiyorum ama zorlanıyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Gidiyorlar otele, otelden dışarı çıkamıyorlar. En iyi yatan hacı, yatan hacı mıydı nasıl? En iyi yatan otelde olan hacı, yatan hacı. Onunla başlıyorlar böyle düşünceler ortaya çıkmaya başlıyor. Olmadı işte bak. Gidince anlıyor hocam. Yani burada buralar hakikaten ya gençken gelinmesi yer ama işten ya. Geçmiş oluyor. Yine yaşlı olanlar gitmesi manasında değil tabii değil mi hocam? Tabii ama hocam, o manada söylüyor. Yani gençlikte yapılması daha kolay, daha güzel, daha hoş, daha zevk olur. Ve bütün vazifelerden de geri kalmamış olursun. Bugün yani otelden gidiyorsun, geliyorsun. Arada yürümeler oluyor. Tavaflarda zorlanmalar oluyor. Sayılarda dediğimiz gibi gidişlerde gelişlerde. Ha çok şükür orada böyle el arabalar bir şeyler var. Yani insanların o vazifeleri tamamlan. Ama öyle bir sıkışıklık oluyor ki böyle. Onunla da zorlanıyorsun yani. Umre genç işi. Umre genç yaşta gitmek lazım. Hocam bir arkadaşlar da çok sıkıştırıyor ama şu soruyu sormadan da programı kapatmayacağım şu anda. Gerçi iki takımımız daha var. Hocam şöyle bir düşünce var. İşte adam bir kere gitmiş, iki kere gitmiş. Yani imkanı varsa birkaç kere gitmiş.
İşte bu adam niye bu kadar gidiyor? İşte gitsin onun yerine insanlara, başka yerlere hayır yapsın. Böyle bir şey var mı hocam yani? Böyle bir fıkıhta düşünce, böyle bir şey yok. Doğru mudur? İnsan yani ömründe sünnet, Hanefi mezhebinde ne dedik? Müekked sünnet bir kere gitmesi. Ama hayatı boyunca istediği kadar umreye gitmesi caizdir. Ve ben bir şey söyleyeyim mi? İsraf değildir ha bu. İnsanın Kabe'yi ziyaret çok etmesi israf değildir. İnsanlar yani arasında böyle bir düşünce yani var hocam. Ne israflar var hayatımızda? İnceleyip baktığımız zaman tekrar her sene tatile gittiğin zaman niye demiyorsun her adama sene köyüne gidiyor adam? Bu sene niye her sene tatile gidiyorsun? Her sene niye köy? Niye de, o israf olmuyor. Her sene Kabe'ye gitmek niye israf? Öyle bir şey yok. Fıkıhta da böyle bir şey yok. Abi. Yardımını yapsın değil mi hocam? Yani oraya da gönlü varsa. Her sene de imkanın varsa. Umre'ye gitse, her sene de hacca gitse yine israf değil yani. Çünkü Allah böyle bir şart koymamış ki. Bir kere gidebilirsin, ikinciye gidemezsin. Gönlü oralarda seviyorsa niye gitmesin? Daha yani, ne istiyorsun? Yani insan Allah'ın mabedine, Beytullah'ına gidiyor yani. Şey değildir yani. İstediği kadar gidebilmesi caizdir ve israf da değildir. Allah'ın tekrar tekrar oralara gidebilmeyi bizlere nasip eylesin. Yani. Yeter ki gönlümüz, kalbimiz oralarda atsın yani. İnşallah. Hocam Allah razı olsun. Arkadaşlar razı da içeriden olsun, sıkıştırıyorlar. Son olarak bu hafta herhalde hocam Mekke bölümünü yaptık. Hafta inşallah Medine, İnşallah. İnşallah. Umre'nin Medine bölümünü inşallah. Olabilir. İnşallah Medine bölümünü anlatmaya çalışırız. Son olarak programı kapatma adına söyleyecek ediniz. Gerçekten oralar çok güzel. Oraları böyle ne bileyim Allah'ım çok böyle kalbi gönlü yanıp da oralara gidemeyen abilerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız, anneannelerimiz vardı. Onlara da çok dua ettik. Allah'ım inşallah gidemeyenlere en kısa zamanda oralara gidip oraları görmeyi nasip etsin. Gidenlere de tekrar tekrar gidebilmeyi nasip etsin. Ama hakkıyla vazifelerini, hakkıyla orada yapılması gereken ibadetleri, orada anlaşılması gereken, yaşanması gereken şeyleri de yaşayıp o şekilde umremizi yapmamızı bizlere nasip etsin. Mevlam razı olsun. Hocam Allah razı olsun diyoruz. Razı olsun. Sevgili izleyenler, bu hafta siz sorun biz söyleyin programında umre konusunu işlemeye çalıştık. Umrenin Mekke bölümünü inşallah sizden gelen sorularla ve gelen diğer başka izleyenlerin sorularıyla işlemeye çalıştık. Haftaya Medine bölümünü, ya Medine'de nasıl, neler yapılıyor, hangi vazifeler, neler nereler ziyaret ediliyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ravzası, Cennetül Baki, Cennet Bahçesi gibi bununla alakalı eğer sorularınız olursa şimdiden sorularınızı gönderip inşallah değil mi hocam haftaya da Umre'nin Medine bölümünde inşallah bu konuyu devam ettireceğiz. Bu akşam süremizin dolması hasebiyle programımızı burada sonlandırıyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.